İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu programımızda Kayserimizin Şirin ilçesi Bünyan'dayız. Hatırlarsanız daha önceki bir programımızda da Bünyan halıcılığını sizlere tanıtmıştık. Bu programımızda efendim Bünyan'da sıra gecesi denmiyor adına ama bir oturma gecesindeyiz. Bünyan eşrafından seçkin insanlarla beraberiz. Hem sohbet edeceğiz, hem çalacağız, söyleyeceğiz. İnşallah mutlu bir gece, mutlu bir akşamda sizlere yaşatmaya çalışacağız. Ben önce programımıza katılan Bünyan eşrafından kıymetli insanları sizlere tanıtmak istiyorum. Öncelikle buradan başlayalım. Sizi tanıyabilir miyim? Ömer Elbaşı. Evet. Mehmet Sıtkı Şükür. Bünyan Foklar Hep Başkanıydım zamanında. Şimdi yaşlandım. İhtiyarım. Yaşım 74. Ancak sizlere elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar yüzük oyunlarını, üzerime düşen şeyleri sizlere bildireceğim. Evet, İhsan amca sizi tanıyalım. Ben de Kasap İhsan Işıtır. Eski Cami Kebir bayraktarıydım. O günden bugüne kadar şeyimde ne kaldıysa burada sizlere öncülük yapıp göstereceğim, inşallah kısmet olursa. Oldu, teşekkür ederiz. Hasan amca, Bünyan'dan Hasan Kaşıkçı, müthiş yüksükçü, oynar. O kadar. Evet, Mustafa Akay Bey, siz... Bünyan esnaflarından Mustafa Akay. Efendim, öncelikle bu programda mağazanızı bizlere açtığınız için, Bünyan halı mağazasını bizlere açtığınız için, burada bu düzenlemeleri yaptığınız için çok çok teşekkür ediyoruz, çok çok sağ olun. Efendim, Bünyan denilince biz her şeye varız biliyorsunuz, onun evet. için Bünyan için her şeyi yapmaya hazırız, bu akşam da bunu yaptık. Çok çok teşekkür ederim. Evet, Kıymet Hocam, Öğretmen Ahmet Uğur. Bunlar. Sağ olun hocam, buyurun hocam. Öğretmen Erol Dursun. Evet, şimdi kıymetli bir hocamız var, Şaban Hacıbaşoğlu. Benim Şaban Hacıbaşoğlu, emekli öğretmen. Sadece öğretmenlik yok, herhalde başka şeyler de var, biz geliyorlar. Halk Eğitim Müdürlüğü yaptık, evet. İşte, Bünyan'la ilgili bir kitabınız var mı? Her yönüyle Bünyan, evet. Bu kilimişlere de aşina, evet. Yabancı değilsiniz herhalde. Şimdi mal üzerine tabii çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar. İşte bir gayemiz, benim havucuktaki gayem, şimdiki havucukta başlamamdaki gaye, 1900 yılından önceki Bünyan havuklarını aşağı çıkartmaya çalışıyoruz. Kök boya, katkı çözgüyün. Evet. Buna devam ediyoruz. İnşallah muvaffak olursak ileride Bünyan buna döner diye tahmin ediyoruz. Sağ olun, kolay gelsin. Evet, şimdi Ahmet Nişancı, Fırıncı Ahmet Nişancı, bağlamayı hobi olarak, heves olarak Türk halk müziğine olan merakımdan ve sevgimden çalarım, söylerim. Evet. Saygılar dilerim. Adem hocam, hem şairimiz hem bağlama üstadı. Adem Yalçın, Dünya Musaşık köyündenim. 1953 doğumluyum. Namı Kemal İlkokulu'nda öğretmenim. Evet. Evet hocam, Özkan Bey, sizi tanıyalım. Ben Özkan Önder, Muharip Lisesi'nin müzik öğretmeni yaptım. Bugün Dünya Türklerinde Ahmet Bey'e eşlik edebildiğimiz kadar edeceğiz. Hiç. Oldu hocam, teşekkür ederiz. Evet, sizi tanıyalım. İşi Dünya'nın Ses Gazetesi sahibi Mehmet Arslan. Evet, basın da bizi bu arada takip ediyor. Evet, tabii. Oldu, teşekkür ederiz efendim. Efendim, galiba yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzeltin, bu sohbet bir ağırlamayla başlar gibi geliyor bana. Evet, isterseniz bir ağırlamayla başlayalım. Thank you.
de türkülü olacak. Alem gelsin kadar evlok Konca kulsun demedim yok Alem gelsin kadar evlok Konca kulsun demedim yok Cami Kebir Mahallesi'nden başlayalım. Hacatların odası var idi. Oradan gelir Şimşir'in Şakir Efendi'nin odası var idi. Geçi başlandığım Şükran'ın odası var idi. Efendim geç yukarıya kurt olanların odası var idi. Sizin Akbaşların odası, Mehmet Yağ'ın odası var idi. Ali Usta'nın oda var idi. Bu odalarda eski harplerden çıkmış artık kalan seferberlik kıran artığıdırlar. Kendi kendilerine o şeyler yaktılar. Bizlerin de onlardan duyup öğrendiklerimiz, biz şimdi onları da bir nebze anlatmak isterik. Evet. Mesela Rus harbine gitmişler. Rus harbinde orada Rus'unla harp etmişler. Rus çarı devrilmiş. Ondan sonra Fransız Maraş'ı almış. Maraş'a girmiş. Antep'e girmiş. Bu Maraş'ın, Antep'in şeyine Kılıç Ali Paşa ile beraber ordu ne arttıysa asker Maraş'a gelmiş. Maraş'ı kurtarmışlar. O zaman o asker
Maraş'a türkü yapmış. Maraş altıda yanar yanar bir dolur. Şöyle bir ses versen. Onun bir şey yok mu acaba şöyle bir söyle? Nasıl acaba? Aman Maraş altıda yanar, yanar bir dolur. Her sineğde bir ağlıcı vurdulur. Aptalın dedi de yüreğime dert olur. Kendim içinde yaptırdım odalar. Korharım da düşman alır yurt olur. Sana derim sana da genç Osman Paşa, kılıncı vuruna duran mert olur. Şahin de güçlü kanma, vermez avını ezelinden vurdu. Aşağıdan gelir de yavrum, Adem sucusu. Kardeş kardeştir demeyen ağlar başısı. Yürekten mi çıkar da yavrum, hem kardeşe gülse diye böyle. Şimdi kusura bakmayın, sesim gitmiyor. Ses sesim gitmiyor. Hacı Baba, eskiden bu odalarda nelerden konuşurdunuz? Şimdi, nelerden bahsederdiniz? Şimdi, hikaye anlatırdınız, bazı dünyanın... Hikaye şimdi ne renkleri var, onları konuşurdunuz. Onlar okunur, Sidret'in Nebi'yi, Battal Gazi, Sidret'in Nebi'yi ki, bunda Rahmeti Ali Efendimiz'in cengi, Eba Müslüm'ün cengi. Bu kitaplar okunur, namazlarını kılarlar, yatsıyı kılarlar, cemaatine beraber. Ondan sonra oradan buradan herkes maharetini gösterir. Peki buna dair bir anın falan var mı anlatabileceğin bize? Şimdi gördüğüm şeylerden bir Mahmud Ağa vardı. Avşaroğlu Mahmud Ağa dillerdi. O şimdilerin, Şakir Efendi'nin odanı birane yaslanır, ihtiyardı. Kulağımdan tutun, beni kafamı şu direkten bir bana kaldırın bak indirdi. İhtiyar adam gelir, en kuvvetli adam kulağından asılır, bir türlü onun kafasını o direkten alamaz. Allah Allah. Şöyle duruyor ya. Şöyle. Yaslar var. Kulağından alamıyorlar. Kulağından tutuyor, kendine çekiyor. Herifin tırnakları kulağında kalıyor. Kafasını oradan uzun adamıyor. Bunları gördük yani. Herkes başından geçen haktaki olanlar şey, dip denir. Bitenden anlatırlar. Dip denir. Dibi arar. Bunu gördüler. Ben şimdi bir şey sormak istiyorum. Peki ustalar burayı böyle bir ortam hazırlamakta. Yani o eski erkek odalarının, bakın orada gazlanması var. Burada mangal, peki onların etkisi var mı tabii, değil mi? Yani tabii ki yani. Şimdi eski yaşatıyoruz burada zaten. O havayı teneffüs ediyoruz. Bu kaşık, ağaç kaşık, kemir kaşığı kim bulurdu? Bir anımızı anlatayım ben. Bir yonca biçtirmeye Kosa Hacılı Baktal var. Dev gibi iri adam, rahmetli oldu. Bir Ramazan'da yonca biçtiriyor. Adamı getirdik. Top atıldı, yemek yok. Eline bir buçuk sarı demir kaşık rast gelmiş. Ona nasıl olduysa. Ayranı aldı içti. Babam rahmetli dedi, oğlum baktan dedi, şu tası tut da şu defene dik dedi.
Vay seni icadi denedi. Şuraya başlıyor. Yani bunlar güzel bir hoş sohbet anılar. Ben sana dedi, ya ağaç kaşık getirin. Şimşir kaşık. Bana ağaç kaşık getirin dedi. O köşeye yakın olsun dedi. İri yara adam hadi biliyor musun? Bu ağaç kaşığın irisine kömşe de dedi değil mi? Kömşe abi yiyor. Kömşe de. Eysen abi burada. Eysen abime kaşığın büyüğünü aldım getirdim. Bu türde onun kaşığı yerdi. Ağaç. O kaşıklar şimdiki insanların ağzına girmez herhalde. Değil mi? Şimdi ufacığın müsaade bir şey çıkmış. Bana getirirler belgeyi. Kışı mangalı lütfen. Sen söyleyeyim Mehmet abi. Kışı mangal var ya mangalarında. Evet. Kışı mangal var lütfen. Bahar mangal var abi. Ateş. Size bir deccal anlatacağım. Buyur. Ağır nasıl davulcu zurnacı kas kas diye körüsü. Körüsü kas kas. Var idi. Evet. İsmaila. Bu adam İsmaila isminde. Senin mi? Bu herhalde Sivri Dağı'nı muazzam söylerdi. Hiçbir yerde de söyleyemez. Sivri Dağ ne oluyor? Ya eski vurmuş kırmış bir türkü uzun hava. Uzun hava. Yalnız ki bu uzun hava bu türküyü dinliyorum, dinliyorum. Ahmet bir Kaçala. Kimse de bulamıyorum. Benden başkasında bulamıyorum. Biz söyleriz o zaman dinleyelim. Tam cevabına geldi ya. Cevabına geldi. Bu kaybolmuş. Tabii. Yok. Ayıp olmuş. Anlatsa bile bilmiyorum. Davulcu. O zaman bir yaşatalım. Yaşatalım Hacı Baba. Evet. O adam yerine bunu düğüne bir Sivri Dağı vur dedi. Zurnayla. Ben bilmem gelmedi dedi. Allah çalardı ya. Dedim ki oğlum de anlatsa olasın kas kasın kovunen varsın. Bilir canım. Sen bunu bilmeyesin dedi. Canım. Sen bir tane dedi dedi. O da beni sınadı. Oh, Ahmet. Bu 15-20 sene oldu şu alimin onun düğününde. Ben eli kulağa attım, o hatta acıttı hani. Bir daha atalım o zaman, Ahmet abi vursun. Ya, efendim, öyle diyeceksin Ahmet. Diyor abi, hadi abi. Ya, davran kıraptı, davran. Şimdi, yok. Onu canlandırak. Evet. Onu hemi memlekette unutulmasın. Tabii, unutulmasın. Tabii, tabii. Çok güzel olur. Doğru. Çevir kameraya. Aman davran, biraz da davran. Sevrinin başından bana. Geçiyor ki. Yasından sonra daha yasıya çok var. Öyle mi? Daha Yeah.
yarım aynamayım sivri dağım. Haber dizisini tam devam ettir. Haber cidden kalan bir ara. Tabi abi bu yaşta. Bak ne dedim, sen sustun ha. Höyükler höyükler de bizim höyükler, yüzbaşı oturmuş da asker öğütler. Üstünde de vurma bıyıklar, yakın oylu boylu sivri dağım. Bal dudak üstünde de anam vurma bıyıklar, yakın oylu boylu yavur dağım. Deperim de, depem delinmez. Çıkarım bakarım danam, silam görünmez. Her şey bulunur da, kardeş bulunmaz. Yakın oylu moylu sivri dağım. Her şey bulunur da anam, kardeş bulunmaz. Yakın oylu moylu yavru dağım. Taydan oluram.
beni görevlerim ben. Eşmedi gelen atlı beş beygir. Şimdi de hemşerimiz Hazarşanlı Zekeriya Bozgağ'dan alınan bir uzun hava. Aşık Habib unutmuyor. Sözleri Karacaoğlan'a ait. Tabii. İpekli yorganı da nükhep yürmeli, bir gelin ağlıyor gözü sürmeli. O gelini de sevdi, yine vermeli. Akıbet soysuza düştün mü gelin? O gelini de sevdi, yine vermeli. Mestine de deli gönlüm mestine, aşık olan da gül gönderir. Hiç güneş doğar mı dana, evsiz üstüne, ahiret soysuza. Evsiz üstüne de akıbet soysuza düştüm geriye.
olmaz, şifre camız boşmalı. Yar askere gidiyor, malı gelinler. Ne zaman kavuşmalı, öldürüyor beni. Her yürüyoruz, yürüyoruz, sallanmalı. Kız nişanlı geliyor da posta posta.